Mübini İslam'ın ana hedeflerinden bir tanesi canı korumaktır, aklı korumaktır. Cana ve akla mal olacak her türlü tutum ve davranışı dini mübini İslam şiddetle yasaklar. İnsan ilahi imtihana tabi tutulan bir varlıktır. Yaptıklarından veya yapması lazım geldiği halde yapmadıklarının hesabını verecek olan tek varlıktır. Bizim kendimize karşı görevimiz var. İçinde yaşadığımız topluma ve toplumun bireyi olan insana karşı görevimiz var. Yüce Rabbimize karşı görevlerimiz var. İlahi denemeye maruz tutulan insan bazen varlıkla, bazen yoklukla, bazen sağlıkla, bazen hastalıkla imtihana tabi tutulabilir. Ancak Aziz Peygamberimizin de hastalık karşısında müminin takınacağı tavrı, özellikle böyle salgın hastalıklar karşısında davranışımızın ne olması konusunda da bize örnektir. Dolayısıyla buradan ben şunu söylüyorum aziz kardeşlerimize. İmtihana tabi tutulduk. Bu mikrobu evet taşıdık ama lütfen rica ederim. Bunu bir kul hakkı kabul ederek o nekehat dönemi diye tabir edeceğimiz tedavi döneminin mutlaka evlerde geçirilmesini ben özellikle söylüyorum. Özellikle bu sadece Müftü Ramazan Topça'nın tavsiyesi değil. Bu Kur'an'ın ve Kur'an-ı Kerim'e öğretmenlik yapan Aziz Peygamberimizin tavsiyesidir. Öyleyse bu süreci hiç şüphesiz dikkatli olmakla ancak bu süreci atlatabiliriz. Şimdi okullarımız açıldı, açılacak. Ne zaman açılacak sorusunu cevabını ben veriyorum. Aziz kardeşim, ne zaman sen, ne zaman ben kurallara, tedbirlere riayet edersek, işte o zaman sadece okullarımızı değil, vicdanlarımızı da artık komşularımıza, sofralarımızı da komşularımıza açacağız. Maske takmayarak mevcut olan mikrobun yaygınlaşmasına sebebiyet veren kardeşlerimiz, kul hakkına el uzatmış kadar büyük bir vebal altına girmişlerdir. Üç kural diye nitelendirdiğimiz maske, fiziki mesafe, bir de temizlik. Hadi biraz gayret diyoruz. Maske, mesafe ve temizlik.